Arkadaşlar merhaba, Turan ben. Malta'dayız. St. Julian Paçaville'deyiz. Sizi buraya özellikle göstermek istedim. Çünkü buraya yazında, kışında gelseniz çok aşina olacağınız bir yer arkadaşlar. Genelde arkadaş buluşmalarınız geceleri burada olacak. Ama yine gündüz de burada çoğu mekan happy hour saatleri var. 5 ile 7 arasında işte bir içecek alınca diğer içeceğiniz ücretsiz oluyor. Yani genelde insanlar burada buluşuyor. Yine ayrıca okulların pazartesi günleri welcome partileri buradaki barların bir tanesinde oluyor. Örnek veriyorum, solumda Nordic var arkadaşlar. Şu an tabii çok sakin ve kapalı. Örnek veriyorum, EF'in bazen welcome'ı burada oluyor. Bazen burada oluyor. Küp arkadaşlar. Yine ben size birkaç yer daha göstereceğim. Sağ tarafımızda Higos var arkadaşlar. Şu an tabii çok sakin. Ben buradan geçmemin sebebi size EC'yi göstermek istiyorum arkadaşlar. Higos Passion. Ayrıca yine çok meşhur arkadaşlar Havana. Şöyle göstereyim. Tabi sadece giriş kapısını gösterebiliyorum şu anda. Kamerayla içeri girmem. Zaten çok kalabalık oluyor. Güvenliklerin de izin vereceğini zannetmiyorum. Ayrıca yine Footloose'la göstereyim arkadaşlar. Bu size göstermiş olduğum barlar, gece kulüpleri. Öğrenciler genelde burada buluşuyor. Burada sosyalleşiyor ve arkadaş ediniyor. Ayrıca Paçaville bizim Taksim'imiz gibi, belki Kadıköy Boğa'mız gibi bir buluşma alanı. Çünkü alışveriş merkezine, sahile, otobüs duraklarına, her şeye çok yakın bir lokasyonda. Yine yolun sonunda Burger King var arkadaşlar. Unutmayın, bu iki noktada ücretsiz Wi-Fi her zaman var. Ücretsiz Wi-Fi demişken, daha önceki videolarımda bahsetmedim. Hazır EET'ye giderken ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi biz buraya geldiğimizde okullar bize Vodafone SIM kart veriyorlar. 30 euro yükleme yaptığımızda 25 euroyu internet için, 10 GB internet için kesiyor. 5 euroyu da bize kredi olarak bırakıyor konuşmak için arkadaşlar. Her ay 30 euroya Vodafone SIM karta para yükleyerek 10 GB internet, 5 euroluk da konuşma elde etmiş oluyoruz. Ancak ben Melita kullanıyorum. Sileyama'da Melita'nın dükkanı var arkadaşlar. Bence gidin. 10 euro veriyorsunuz sadece. Bir ilk sefer 10 euro verdiğinizde size yanlış hatırlamıyorsam 10 GB internet veriyor ve konuşma zannediyorum yok. Ama şöyle bir güzellik var. Şimdi Melita buranın internet sağlayıcısı. Siz evinizde ya da evinizin çevresinde ya da yürüdüğünüz herhangi bir yerde bir kişi Melita kullanıyorsa o kişinin modemi sanıyorum access point görevi görüyor ve siz o Melita'ya telefonunuzdan bedava bağlanabiliyorsunuz. Yani ben bundan 3 yıl önce 10 euroya Melita hat aldım. Tekrar geldim. Hala o Melita hatla bedava internete kullanabiliyorum. Zaten çoğu ulaşım, yani herkesle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorum. Dolayısıyla benim buradaki birini arama gibi bir ihtiyacım olmuyor. Eğer Türkiye'de WhatsApp olmayan birini arayacaksam da şöyle bir yol izliyorum arkadaşlar. Skype'tan kontür satın alıyorum. 3,5 dolar ya da 5 dolara. 100 dakika, 200 dakika. O da beni bir yıl götürüyor. Yani dedemi arayacaksam eğer, WhatsApp olmadığı için dedemi oradan ararım. Ya da bir 216 kodlu, 212 kodlu bir alan kodlu bir yere arayacaksam Skype'tan arama yapıyorum. Ha, bence Vodafone Red kullanmayın burada. Her ay 30 euro vermeyin, çok pahalı. Bu arada ESE'ye geldik arkadaşlar. Burası ESE'nin binası. Burası da, bu sokak deniz arkadaşlar. Bu sokak denize çıkıyor. Bu sokakta solda kafeler var. Burası da arkadaşlar Love Monument'a gidiyor. Yani birkaç dakika sonra bu taraftan da denize gidebiliyorsunuz. Yine burası da Paçaville. ESE'nin kolumu gerçekten çok iyi. Yani zannediyorum bu bina ve ESE Language School buraya çok çok önceden geldi. Çünkü çok değerli bir yer. Bir dakikaya Paçaville'e geliyorsunuz. Yine arkamda görüyorsunuz deniz. Bir dakika sonra deniz. Yine bu sokakta da arkadaşlar
2 dakika sonra Lamun Umut, yani St. Julian sahile çıkıyorsunuz. Sim kart meselesi de böyle arkadaşlar. Birkaç tane daha şey var. Hat sağlayıcısı var arkadaşlar.